Merhaba, ben İlkay Çömlek. Profile araç çubuğunun ikinci komutundayız. Predefined Profile komutumuzun adı. 9 tane alt penceresi var. Hemen şöyle elinin altına alıyorum. Zaten az çok şekillerinden de anlaşılıyor neler olduğu. İlk olarak dikdörtgene bakıyoruz. Dikdörtgen yine mesela burada bir dikdörtgen. Sadece çizim bu da bir dikdörtgen. Çizimleri farklı. Daha işinize gelen şekilde hangisi ise onu seçip kullanmanız için. Bunun için ilk seçtiğiniz nokta köşesi oluyor. İkinci olarak tabii ki şöyle yukarıdan ölçülendirerek de gidebilirsiniz. Width kısmına örneğin 100 verip height kısmına da eksi diyelim aşağı gelsin. Eksi 50 verdiğimizde direkt zaten tanımlamış olacağız bu dikdörtgeni. Ama amacı bir köşesinden tutup diğer köşesine kadar çizmek isteyeceğim dikdörtgenlerde kullanmak. Şuna bakalım. Bu da bir dikdörtgen. Bunun için 3 nokta belirliyorum. Birinci seçtiğim noktam başlangıç noktam. İkinci seçtiğim noktam yatay uzunluğumu belirleyeceğim noktam. Üçüncü seçeceğim noktada yüksekliği belirleyecektir. Gördüğünüz gibi. Yatay demişken şöyle yapalım. Bu eğimli bir dikdörtgen de olabilirdi. Yani alt kenarı diyelim. Diğeri paralel kenar şekilden de anlaşılıyor zaten. Yine 3 nokta belirlemem gerekiyor. Birinci noktam, ikinci noktam uzunluğu belirlemiş oldum. Üçüncü noktam için de eğimi vereceğim. Uzay olarak şuradan gördüğünüz gibi açı da girebilirim. Yükseklik de girebilirim. İkisinden birini seçip gerekli istediğim ölçüyü yakalayabilirim. Bu şekilde seçtim. Dördüncü komutum Elongated Hole dediğimiz komut. İki nokta belirlediğimde bu iki nokta arası bir mesafe oluyor. O noktalarda delik merkezlerim oluyor benim. Şu şekilde böyle işinizi çok kolaylaştıracak. Bu şekli çizmeye kalktığınızda işte şöyle bir dikdörtgen yapıp çevresine yaylar atamanız gerekecektir. İki hamlede çizebilmemizi sağlayan bir komut. Diğeri yine aynı amaçlı. Sadece bu sefer bir de yay görünümlü bir elongated hole diyelim buna. İlk belirlediğim merkezim, ikinci belirleyeceğim de yarı çapım. Belirledim. Bundan sonra büyüklüğünü belirleyeceğim. Gördüğünüz gibi zaten ön görüntü olarak bana veriyor. Ne kadar açarsam öyle bana yay uzunluğu sağlayacak. Belirledim. İkinci seçeceğim noktada yine bu şekilde anlayabiliriz. Bana kalınlığını verecek. Şöyle de devamının bu şekilde olacağını da gösteriyor. Diğer komutumuz anahtar deliği komutu, keyhole. Birinci tıkladım, ikinci tıkladım. Büyütüyorum. Yine ön görüntü geldi. Şu merkez deliğim, şu da ikinci küçük deliğim olacak. İkinci tıklayacağım nokta, şöyle büyütelim. Şu küçük deliğimin çapını belirleyecek. Tekrar tıkladığımda yine şu görüntüden anlıyoruz. Büyük deliğin çapını belirleyecek. Şöyle olsun. Ve şeklimi tamamladım. Buradan gelip çaplarımı değiştirebilirim. Tabii ki uzunluklarımı değiştirebilirim. Nasıl istiyorsam o hale getirebilirim. Diğer komutum altıgen komutu. Merkezini seçiyorum. Yarı çapını seçiyorum. Ve çizim tamamlanmış oluyor. Başka üçgen çizemiyoruz. Bu şekilde hazır profil olarak yok. Diğer çokgenleri nasıl çizeceğiz peki? Onları ileriki konularda göstereceğiz. Sadece altıgenin hazır profili var Katya'da. Devam edelim. Yine dikdörtgen çizeceğim. Oriented rectangle bu sefer. Çünkü merkezini belirleyeceğim. Belirledim. Ve boyutlarını belirliyorum bu şekilde. Herhangi bir köşe seçtiğimde belirlemiş olacağım. Seçtim ve dikdörtgenim tamamlanmış oldu. Şimdi iki tane yardımcı çizgiye ihtiyacım var. Son komutumdayım. Bu da şöyle olsun. Bu komutu kullanabilmek için iki çizgiyi referans alır komut. Birinciyi seçtim. Hala bir şey çizmiyor. İkinciyi seçtim ve bana bir ön görüntü sağladı. Şu çizgilerin kesişim noktasını merkez kabul eder ve çizgilere paralel olarak kenarları belirler. Yani aslında paralel kenar
çizmek amacımız. Şu çizgilerin paralelliğinde ve merkezlenmesinde paralel kenar çiziyoruz. Çizim tekrar tıklayıp sabitlediğimde belli oluyor zaten. Şöyle şu kenarlar bu çizgiye paralel, bu çizgiye paralel olanda şu iki kenar ve kesişim noktalarımız da merkez. Komutlar çok basit zaten. Söyleyeceklerimiz bu kadar. Bir sonraki eğitim filminde görüşmek üzere.